Abla Öcalan üzerindeki tecrit politikası 2,5 yılı aşkın bir süredir devam ediyor. Yani Mart 2024'te 3 yıl olacak ki umuyoruz öyle bir noktaya gelinmez. İktidar yaptığı bu baskı ve zulümden bir an önce vazgeçer. Ama şunu ifade etmem gerekiyor. Öcalan'a tecrit politikasıyla Türkiye'de Kürtlere yönelik sürdürülen işgal soykırım politikaları birbirleriyle iç içe geçmiş durumda. Yani aslında Öcalan'a yönelik tecrit işgal soykırım politikalarının bir parçası olarak uygulanıyor. Ve bu da doğrudan doğruya Türkiye'deki hem ekonomik hem siyasi istikrarsızlığın en temel sebeplerinden bir tanesini oluşturuyor. Yani ne zaman ki Türkiye'de Kürtlere karşı bir gerilim başladı, ne zaman ki Öcalan üzerinde tecrit ağırlaştı, ne zaman ki soykırım ve imha politikaları Rojava'da, Güney Kürdistan'da ya da Bakure Kürdistan'da tecrit soykırım saldırıları arttı. İşte o dönemde her zaman ekonomik istikrarsızlık, siyasi istikrarsızlık birbirini kovalar şekilde varlığını devam ettiriyor. Şimdi gelinen noktaya baktığımızda yaşadığımız bu ekonomik krizin asıl sebebini net olarak görmek mümkün. Askeri harcamalar için her yıl 25 milyar dolar civarında bir para ayıran hükümet, yani devlet sonuç olarak hem geleceğe ilişkin borçlanma sürecini daha borçlanmasını daha da kabartıyor. Aynı zamanda borçlarını ödeyemediği için ağır faiz kıskacının içerisine giriyor ve borç faiz sarmalı içerisinde aslında hareket edemez duruma geliyor ve bir süre sonra işte en son yapılan uygulanmaya çalışılan politikalar çerçevesinde düşündüğümüzde işte heterodoks politika, ortodoks politika falan diyerek her dönemde farklı farklı yöntemler deneyip sanki faiz arttırmak ya da faiz düşürmekle bu ekonomik krizi çözeceklermiş gibi de bir beklenti yaratıyorlar. Ama işin ilginç tarafı esas noktaya hiçbir şekilde gelmiyorlar. Yani esas ağırlıklı Türkiye'deki muhalefetin de büyük bir kesimi yaşanan ekonomik krizin gerçek sebebini sorgulamaktan aciz durumda. Bu acizlik iktidarın elini kolaylaştırıyor ve savaş politikalarının yaratmış olduğu büyük krizin sebepleri başka başka yerlerde aranmaya çalışılıyor ve hiçbir dönemde de bulunamıyor. Peki bunun ceremesini kim çekiyor diye sorulduğunda Türkiye'de büyük sanayinin, büyük sermayedarlarının bunun ceremesini ya da faturasını ödeme noktasında herhangi bir problem yaşamadıklarını görüyoruz. Yani bir ülkede düşünün, yıllardan beri savaş sürecek, yıllardan beri insan haklarına aykırı tecrit politikaları sürdürülecek ve o ülkede bir sermaye kesimi herhangi bir rahatsızlık duymayacak. İşte bu tam sermaye iktidarının uygulamış olduğu politikalarla doğrudan doğruya ilgili. Çünkü iktidar savaşın yaratmış olduğu ekonomik krizin bütün yükünü ezilen kesimler üzerine yüklüyor. İşte bunu nasıl yapıyor? Dolaylı vergileri artırarak yapıyor. Özel tüketim vergisi, KDV, sokakta alışveriş yaptığınız her şeyden kesilen vergiler. Zaten emekçiler çifte vergiyle karşı karşıyalar. Yani bordo mahkumu diyoruz yıllardan beridir. Kazançları daha peşin olarak vergi içinden kesiliyor. Vergi dilimleri ücretlerin artışı oranı da artmıyor. Ve bunun sonucunda da çalışanlar çok kısa süre içerisinde ikinci, üçüncü dileme giriyorlar ve daha ağır vergi koşullarıyla karşı karşıya kalıyorlar. Ve her türlü kaybediyorlar. İşte düşünün. İşte emekli maaşları 7.500 lira, asgari ücret 11.402 lira. Her ikisi de baktığınızda açlık sınırının çok çok altında rakamlar bunlar. Ve toplumun yaklaşık olarak %70'i açlık sınırının, %95'i de yoksulluk sınırının altında mahkum edilmiş bir ülkede yaşıyoruz. Şimdi bu şartlar altında sanayicilerin durumları ne? Hakikaten karlarını katlıyorlar. Vergileri sıfırlanıyor. İşte geçen sene biliyorsunuz 1 trilyon lira civarında özellikle yandaş sermayeden ve büyük sermayeden
vergi silinmesi söz konusu oldu ve onun dışında sadece o da değil, kazanç vergisi diye adlandırılması gereken kur korumalı mevduat sisteminde yer alan mevduatlardan da vergiler ve stopajların kesilmesinden vazgeçildi. Sonuçta kim ödüyor bütün bu vergileri, bütün bu çarkı kim döndürüyor? İşte işçiler, emekçiler, yoksullar, sokakta alışveriş yapan tüketici, herkes bunun ceremesini ve ağırlığını sırtında hissediyor. İşte gelinen noktada eğer ki savaş politikası varsa, tecrit politikası devam ediyorsa, bunun ağır yükünü de işçiler, emekçiler, yoksullar karşılamak, kadınlar, gençler, çocuklar karşılamak durumuyla karşı karşıya ve eğer ki bu ülkede savaş devam ettiği sürece bu ekonomik kriz de ortadan kalkmayacaksa, savaşın durdurulması için kitlelerin doğrudan doğruya zarar gördükleri gerçeğinden de hareket edersek karşı çıkmaları gerekiyor, barışı savunmaları gerekiyor. Yani aslında sorunun içinde cevap da çok net bir şekilde gözüküyor. Savaş devam ettiği sürece elbette ki ekonomik kriz de devam edecek, yoksullaşma da devam edecek. Çünkü ekonomik krizin esas sebebi Türkiye'de savaş politikaları. Yani savaş politikaları neye yol açıyor diye bakıldığında, sadece askeri harcamalarla sınırlı değil, demin ifade ettiğim gibi faiz, ödenen faiz ve bu sarmalın içerisine giriyor. Faizleri ödeyemiyor, faiz borç sarmalı, inanılmaz bir kabarma yaratıyor. En son kısa vadede ödenmesi gereken dış borç miktarı 221 milyar dolar. Yani öyle bir şey ki Türkiye'de Merkez Bankası'nın kasasını baktığınızda eksilerde hala swap hariç rezervleri, ama ödemesi gereken para 200 milyar doların üzerinde. Şimdi bu şartlar altında baktığınızda savaş politikaları devam ettikçe askeri harcamalar devam ediyor. Askeri harcamalar devam ettikçe borçlanma devam ediyor. Borç devam ettikçe faizler, borçları artık ödenmeye geçmeye başlıyor. Ve bir süre sonra iflas noktasına gelen bir ülke konumuna giriyor. Bunun dışında peki bu niye savaş konusunda bu kadar ısrarlılar diye bir soru ortaya atılsa, elbette ki bunun cevabı, birincisi, en son tezkere oynamasında da gördüğünüz gibi Kürt düşmanlığı konusundaki bir ortaklık söz konusu. Yani bir ülkenin muhalefeti iktidarın politikaların yanında özellikle Kürt düşmanlığı söz konusu olunca bu kadar yakın bir pozisyon alıyorsa, işte düşünün, daha yapılmış olan oylamada 357 tane milletvekili tezkere oylamasına evet oyu verdi. Bunların genel olarak baktığımızda AKP ve MHP'nin oyları 350'yi bulmuyor. Kim var yanlarında? İyi Parti'yi aldılar, Deva Partisi'ni aldılar, Gelecek Partisi'ni aldılar, Saadet Partisi'ni aldılar. Bir tek CHP bu çerçevede bakıldığında başka tür bir tutum aldı. Onun da almış olduğu tutum gerçekten sorgulanmaya değer. Çünkü yabancı askerlerin Türkiye'ye gelip gelmemesi meselesine ilişkin itirazı CHP'nin, yoksa Kürtlere yönelik yapılacak olan operasyona karşı herhangi bir itirazı yok. Sınır ötesi operasyon yapabilirsiniz diyor, tabii ki diyor. Ama diyor, buraya yabancı asker gelmesi gibi bir şey var tezkerede. Biz buna karşı çıktığımız için tezkereye karşı çıkıyoruz diyor. Yani öyle baktığınızda Kürt düşmanlığının cenahının hayli geniş olduğunu, bu anlamda Türklük Sözleşmesi'nin altında çok daha fazla partinin imzasının bulunduğu gerçeğiyle karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi bu toplam durum yaşanırken, yani Rojava'ya veya Güney Kürdistan'a yönelik saldırıların daha da fazla artacağı gerçeği ortadayken, bunun yaratacağı sonucunda çok net bir şekilde çok daha fazla askeri harcamalar yapılacağı, çok daha fazla borca girileceği ve çok daha yüksek miktarda faiz ödenmesinin devam edeceği olgusuyla karşı karşıyayız ve buna hepsi dahil, hepsi, yani CHP'sinden Deva Partisi'ne, geleceğinden İyi Partisi'ne, AKP'sine, MHP'sine varıncaya kadar bütün bu sağ siyasi partilerin tamamı bu işin içerisinde, bu işin suç ortağı konumunda. Kim sizin yoksullaşmasına sebep oluyor diye sorulduğunda, işte herkes göstersin.
Yani tezkerede kim evet oyu vermişse, kim bunun da ötesinde sadece ve sadece yabancı askerler meselesine ötürü rezerv koyduğu için hayır demesine rağmen aslında Kürtlere yönelik operasyonlara, Kürtlere yönelik saldırı ve soykırım politikalarına evet diyen CHP'yi de dahil ettiğimizde işte sizin yoksulluğunun sebebi halk açısından gösterilmesi gereken bir toplamı ifade ediyor. Bu yaşanmış olan sorunların yani savaşa sebep olan sorunların çözüm anahtarının İmralı'da olduğunu iktidar da biliyor, herkes de biliyor. Yani bu tecrit politikasının devam ettirilmesinin esas sebebi çözümsüzlüğü üretmek amacı taşıyor. Bu çözümsüzlüğü ürettiğinizde ne tür imkanlar elde ediyorsunuz? İktidar açısından söylüyorum. Bir, bugüne kadarki işlediğiniz insanlık suçlarının hesabını vermeme haliniz devam ediyor. İki, iktidarınızı korumaya devam ediyorsunuz. Yani öyle bir savaş, öyle bir ruh hali yaratıyor ki aynı zamanda topluma yönelik şiddetin de devlet şiddetinin de üzerine çok rahatlıkla örtülüyor ve insanlar sindirilebiliyorlar. Her tür muhalefet, her tür itiraz doğrudan doğruya bölücülükle devletin bekasının sarsılması ve benzeri gibi suçlamalarla karşı karşıya kalıyor. Çok kısa süre içerisinde bastırılabiliyor. Yani bir anlamda iktidar savaş sayesinde dikensiz bir gül bahçesi yaratmış durumda kendisine ve bu anlamda da sarayın varlığı, sarayın iktidarının devamının garantisini savaşta görmeye başlıyorlar. Sadece bu da değil, savaş aynı zamanda savaş ağalarını beraberine getirdi. Savaş sanayini Türkiye'de yarattı. O İHA'lar, SİHA'lar, bayraktarlar, damatlar hepsi ortalıkta geziyor ve bir bakıyorsunuz ki en son 2024 yılı için hazırlanmış olan bütçe taslağını okuduğunuzda sadece savunma sanayi adı altında yapılacak olan devlet katkısı 1 trilyon lira olarak şimdiden ayrılmış. Hatta 1 trilyon liranın da üzerinde bir para miktarı şimdiden rezerv edilmiş durumda. Bu işte damatlara dağıtılacak olan bir parayı ifade ediyor. Aynı zamanda bu damadın üretmiş olduğu, bayraktarın üretmiş olduğu SİHA'lar FAS'a, Ukrayna'ya vesaire Rusya'ya pek çok yere de satışı gerçekleştirmeye başlandı ve bir baktık ki geçen zaman içerisinde Türkiye sürekli silah alan ülkeyken aynı zamanda silah ihraç eden bir ülke konumuna gelmiş ve o kadar net ki bütün satış promosyonlarında Kürt katliamı üzerinden gerçekleştiriyorlar. Yani SİHA'ların nasıl etkili olduğunu göstermek için canlı hedefler üzerinden gösteriyorlar bunu. Bir boyutu bu. Esas en önemli boyutlarından bir tanesi de savaş sayesinde hırsızlıklarını, arsızlıklarını, yolsuzluklarını sınırsızca yapıyorlar. Çünkü savaşın devamı bütün devlet içerisindeki denetim mekanizmalarını devreden çıkarttı. Ortalıkta artık ne Danıştay var, ne Yargıtay var, ne Anayasa Mahkemesi var. Hepsi iktidara bağlı, iktidar kuklası konumunda bir pozisyon almış halde. Yargıyı doğrudan doğruya kendilerine bağladılar. İtiraz eden herkesi, gazetecileri, tiyatrocuları, sinemacıları, herkesi içeri atar, siyasetçileri, herkesi içeri atabilecek bir kudret elde ettiler. Şimdi bu şartlar altında bakıldığında bu ancak ve ancak savaşla ve tecrit politikası da yürütülebilir. Yani tecrit politikası da yürür çünkü çözümsüzlüğü devam ettirirsiniz tecrit devam ettirdikçe. Savaş politikası da yürür çünkü aynı zamanda bu savaş ağırlığını, savaştan rant elde etme halinin sürmesinin tek garantisi budur ve iktidarlarını ancak kanla, gözyaşıyla, acıyla sürdürebilecek bir pozisyondadırlar.